El ele, acele etmeden sokakta yürüyorduk. Todoka bana hayatı öğretiyordu. Ben de ağabeyim elimden tuttuğu ve bana bir takım şeyler öğrettiği için durumumdan hoşnuttum. Nesneleri bana evin dışında öğretiyordu. Çünkü ben evde keşiflerimi tek başıma yaparak kendi kendimi eğitirken yalnız olduğum için yanılıyordum. Yanılınca da eninde sonunda hep dayak yiyordum. Önceleri kimse beni dövmezdi. Ama sonra her şeyi öğrendiler ve zamanlarını benim bir şeytan, bir baş belası, lanet olasıca bir sokak kedisi olduğumu söyleyerek geçirmeye koyuldular. Buna aldırdığım yoktu. Sokakta olmasam şarkı bile söylemeye başlardım. Şarkı söylemek güzel şey. Todoka şarkıdan başka bir şey daha biliyordu. Islık çalmayı. Ama ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ağzımdan ses çıkmıyordu. Todoka ıslığın tıpkı böyle çalındığını ama şimdilik bir ıslıkçı ağzına sahip olmadığımı söyleyerek beni yüreklendirdi. Yüksek sesle şarkı söyleyemediğim için şarkıları içimden söylüyordum. Garipti ama çok da hoş olabiliyordu. Pek küçükken annemin söylediği bir şarkıyı hatırlıyordum. Güneşten korunmak için başına sardığı bir atkıyla çamaşır teknesinin başındaydı. Beline bir önlük bağlamıştı ve orada saatler boyu elleri suyun içinde sabundan bol bol yaptığı köpüklerle oynar dururdu. Sonra çamaşırı sıkar, ipe kadar taşırdı. Bambulara bağlı olan ipe bütün çamaşırları asardı. Evin giderlerine yardım etmek için Doktor Fallhaber ailesinin çamaşırlarını yıkıyordu. Annem uzun boyluydu, zayıftı ama çok güzeldi. Yanık nefis bir teni, siyah dümdüz saçları vardı. Çözüp koy verdiği zaman bu saçlar beline kadar inerdi. Şarkı söylemesi de çok güzeldi. Öğrenmek için yanından ayrılmazdım. Ey denizcim, denizcim, senin için ah ederim, senin için denizcim. Yarın ölür giderim. Çok kabarmıştı deniz, kumda koşuyordu dalgalar. Yola çıktı denizcim, çok sevdiğim denizcim. Yazık denizci aşkı, yarım saati geçmez. Gemi demiri aldı, denizcim uzaklaştı. Çok kabarmıştı deniz. O an bile bu şarkı nedenini anlamadığım bir hüzünle doldurdu içimi. Totoka bana bir dirsek attı, ayıldım. Nen var Zezey. Hiç şarkı söylüyordum. Şarkı mı söylüyordun? Evet, öyleyse ben sağır olmalıyım. İnsanın içinden de şarkı söyleyebildiğini bilmiyor muydu yoksa? Bir şey demedim. Bilmiyorsa bunu ona öğretecektim. Riaso Palo yolunun kıyısına varmıştık. Yoldan her şey geçiyordu. Kamyonlar, otomobiller, at arabaları, bisikletler. Dikkat Zezey, bu diyeceğim çok önemli. Önce sağına, soluna bakacaksın. Sonra haydi. Yolu koşarak geçtik. Korktun mu? Elbet korkmuştum ama başımı hayır anlamında salladım. Bir kere daha birlikte karşıya geçeceğiz. Sonra öğrenip öğrenmediğine bakacağım. Yeniden karşıya geçtik. Şimdi aynı şeyi tek başına yap bakalım. Yüreğim daha hızlı çarptı. Sırasıdır, koş dedi ağabeyim. Hemen hemen soluk almadan atıldım. Geçtiğim yerde biraz bekledim. Sonra bana geri dönme işaretini verdi. İlk sefer için çok iyiydi. Ama bir şey unuttun dedi. Araba gelip gelmediğini anlamak için iki yana da bakmalısın. Sana işaret vermek için her zaman burada olmayacağım. Dönüşte yine aynı şeye çalışırız. Şimdi yolumuza gidelim. Sana bir şey göstermek istiyorum. Elimi tuttu ve sakin sakin yolumuza devam ettik. Bir konuşma sırasında duyduklarım kafamı kurcalıyordu. Todoka dedim. Ne var? Ergenlik çağı hissedilir mi? Bu saçmalık da neyin nesi? Edmundo dayı söyledi. Yaşıma göre gelmiş olduğumu, yakında olgunluk çağına gireceğimi anlattı. Ama ben kendimde bir fark göremiyorum. Edmundo dayı, budalanın teki, kafanı abuk sabuk şeyler doldurmakla geçiriyor bütün vaktini. Budala değil o. Edmundo dayı bir bilgin. Büyüdüğüm zaman bilgin ve şair olmak, kelebek boyun bağı takmak istiyorum. Kelebek boyun bağımla resim çektireceğim. Neden kelebek boyun bağı? Çünkü insan kelebek boyun bağı olmadan şair olamaz. Edmundo dayı bana dergilerdeki şair resimlerini gösterdi. Hepsinin kelebek boyun bağı var. Zezey, onun her söylediğine inanmaktan vazgeç. Edmundo dayı kafadan çatlağın biri. Biraz da yalancı. Öyleyse boktan herifin biri. Dinle, sövdüğün için çok tokat yedin. Edmundo dayı öylesi değil. Kafadan çatlak dedim yalnızca. Yani yarı deli. Yalancı olduğunu da söyledin. Bu da başka bir şey. Değil. Geçen gün babam Bay Severino'yla konuşuyordu. Birlikte Eskopa ve dört kollu iskambil oynadıkları adamla Bay Lebonne'nin sözü geçince babam şöyle dedi. O moruk boktan herifin biri, pis yalancının tekidir. Böyle dediği için kimse babama vurmadı. Büyükler söyleyebilir, onlar için önemi yoktur. Bir sessizlik oldu. Edmundo dayı, çatlak tam olarak ne demektir Todoka? Todoka parmağını şakağına dayayıp çevirdi. Ve bu hareketiyle bana belli bir kavramı anlatmak istedi.
Hayır, doğru değil. Çok iyidir o diye bağırdım. Bana bir sürü şey öğretir o. Şimdiye kadar da topu topu bir kere dövdü. Pek sert vurmadı ama. Toduka yerinden sıçradı. Seni dövdü mü? Ne zaman? Çok yaramazlık yaptım bir gün. Gloria da beni Dindirhalara yolladı. Edmund da dayı gazetesini okumak istiyor ama gözlüğünü bulamıyordu. Oflaya puflaya her yanda arıyordu. Dindinha'ya sordu. Hava aldı tabii. Birlikte evin altını üstüne getirdiler. Bunun üzerine gözlüğün yeni bildiğimi, bilye almak için bana 25 kuruş verirlerse göstereceğimi söyledim. Gidip yelek cebinden 25 kuruş aldı. Getir gözlüğümü, parayı vereceğim dedi. Ben de gittim. Kirli çamaşır sepetinden gözlüğünü çıkardım. Bunun üzerine beni azarladı. Yine mi sen sakladın yumurcak dedi. Kıçıma bir şaplak indirdi. Verdiği parayı da geri aldı. Totoka güldü. Evde azarlanmamak için onlara gidiyorsun. Orada da başına aynı şey geliyor. Çabuk olalım yoksa hiç yetişemeyeceğiz. Elmuna dayıyı düşünmeye devam ediyordum. Totoka çocuklar emekli midirler? Ne? Edmund da dayı hiçbir iş yapmıyor ama para alıyor. Yani çalışmıyor ama belediye ona her ay para ödüyor. Bunda şaşılacak ne var? Çocuklar da bir şey yapmıyorlar. Yemek yiyorlar, uyuyorlar. Sonra da analarıyla babalarından para alıyorlar. Emeklilik başka şey Zezey. İnsan çok çalıştığı, saçları bembeyaz olduğu, artık Edmund dayı gibi ağır ağır yürüdüğü zaman emekli olur. Ama çok karışık şeyler düşündük, yeter. Ondan bir şey öğrenmek istiyorsan yanına koş. Ama benimleyken hayır. Öbür çocuklar gibi ol. İstersen söv. Yalnızlıkça küçücük beynini karışık şeylerle doldurmaktan vazgeç. Yoksa bir daha seninle gezmeye çıkmam. Keyfim kaçmıştı. Bir daha da canım konuşmak istemedi. Şarkı söylemek de istemiyordum. İçimde şarkı söyleyen kuşum havalanmıştı. Durmuştuk. Todoka bana bir ev gösteriyordu. Bak hoşuna gitti mi dedi. Sıradan bir evdi. Mavi panjurlu, beyaz bir ev. Her yanı kapalı ve sessizdi. Hoşuma gitti. Ama neden buraya taşınmamız gerekiyor? Sık sık taşınmak iyidir. Çitin ardından bir yanda bir Hint kirazı, öbür yanda bir demir hindi ağacı olduğu görülüyordu. Her şeyi öğrenmek isteyen sen, evdeki dramı fark etmedin mi dedi birden. Babam işsiz, tamam mı? 6 aydan çok oluyor. Bay Scottfield ile kavga etti ve onu kovdular. Lelay'ın fabrikada çalışmaya başladığını görmedin mi? Annemin kente, İngiliz değirmeninde çalışmaya gittiğini bilmiyor musun? Eh işte küçük sersem. Bunların hepsi para biriktirmek ve yeni evin kirasını ödemek için. Bütün bu acı şeyleri bilmeyecek kadar küçüksün. Ama benim de bundan böyle eve yardım etmek için ayinlerde çalışmam gerekecek. Kısa süren bir sessizlik oldu. Todoka, Kara Panter'le o iki aslanı buraya da getirecek miyiz? Elbette, kölenizin de kümesi sökmesi gerekecek. Bana biraz acıma ve sevgiyle baktı. Hayvanat bahçesini söküp buraya kuracağım. İçim rahatlamıştı. Çünkü hayvanat bahçesi olmazsa küçük kardeşim Louis'le oynamak için yeni bir şey keşfetmem gerekecekti. Dostun olduğumu gördüm işte. Zezey, şimdi bunu nasıl başardığını bana anlatabilirsin sanırım. Todoka yemin ederim ki bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yalan söylüyorsun, birinden öğrendin. Hiçbir şey öğrenmedim. Kimse bana bir şey öğretmedi. Belki de şeytan ben uyurken öğretmiştir. Jendra, şeytanın vaftiz babam olduğunu söylüyor. Todoka şaşkındı. Önceleri söylemem için başıma vurmuştu. Ama ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Kimse böyle şeyleri tek başına öğrenemez diyordu. Yine de şaşkınlığı sürüyordu. Çünkü gerçekten hiç kimse o güne dek herhangi birinin bana bir şey öğrettiğini görmemişti. Bir sırdı bu. Söz gelişi. Geçen hafta başımdan geçen bir olayı düşünüyordum yeniden. Bütün ailenin ağzı açık kalmıştı. Dindinhalarda Edmund dayının yanına gidip oturduğum sırada geçmişti olay. Edmund dayı gazete okuyordu. Dayıcık dedim. Ne var yavrum? Okumayı nasıl öğrendiniz? Bütün büyüklerin yaşandıkları zaman yaptığı gibi gözlüğünü burnunun ucuna indirdi. Okumayı ne zaman öğrendiniz diye sorumu yineledim. Aşağı yukarı 6-7 yaşındayken. İnsan 5 yaşında da okuyabilir mi? Okuyabilir elbet. Ama kimse o yaşta okumayı düşünmez. Bu iş için çok küçük bir yaştır çünkü. Siz nasıl okuma öğrendiniz? Herkes gibi alfabeden B ile A'yı birleştirip BA diyerek. Herkesin de böyle mi öğrenmesi gerekir? Bildiğim kadarıyla evet. Ama herkesin de mi? Merakla beni süzdü. Dinle Zezey. Herkesin böyle öğrenmesi gerekir. Evet, şimdi bırak da şu okuduğum şeyi bitireyim. Git bak bakalım bahçede Hint armudu var mı? Gözlüğünü yukarı itti ve kendini yeniden okuduğu şeye vermeye çalıştı. Ama ben yerimden kımıldamadım. Ne acı diye bağırdım. Bu çığlığı öylesine derinden çıkarmıştım ki gözlüğünü yeniden burnunun ucuna indirdi. Önemi yok istediğin zaman. Ben de size bir şey anlatmak için evden buraya kadar deli gibi koştum. İyi ya anlat öyleyse. Hayır böyle anlatılmaz. Önce emekli maaşınızı ne zaman alacağınızı bilmeliyim. Öbür gün. Sevgiyle gülümsedi. Öbür gün ne? Cuma. Öyleyse öbür gün bana kentten bir ay ışığı getirir misiniz?
Yavaş ol Zezey, ay ışığı da neymiş? Sinemada gördüğüm küçük at, terbiyecisi Fred Thompson, ay ışığı terbiye edilmiş bir attır. Yani sana tekerlekli bir at getirmemi mi istiyorsun? Tahtadan başı ve dizginleri olan bir at istiyorum. Üzerine binilir ve Dartnell, çok çalışmam gerek çünkü ileride filmlerde oynamak istiyorum. Edmund da dayı gülmesini sürdürdü. Anlıyorum, atı sana getirirsem karşılığında bana ne vereceksin? Sizin için bir şey yapacağım. Öpecek misin beni? Öpücüğü pek sevmiyorum. Cici cici mi yapacaksın? Bunun üzerine Edmund da dayıya sonsuz bir acımayla baktım. Küçük kuşum o sırada bana alçak sesle bir şey söyledi. Şimdi sık sık işittiğim bir şeyi anımsamaya başlamıştım. Edmund dayım karısından ayrı yaşıyordu ve 5 çocuğu vardı. O kadar yalnızdı, öyle yavaş yürüyordu ki. Belki çocuklarını çok özlediğinden bu kadar ağır hareket edebiliyor diye düşündüm. Ve çocukları hiç onu görmeye gelmiyorlardı. Masanın çevresini dolandım. Bütün gücümle boynunu kollarımla sıktım. Beyaz saçlarının hafiften başıma süründüğünü duydum. Bu at için değil, yapacağım şey başka, okuyacağım dedim. Okuma biliyor musun Zezey? Bu da ne demek oluyor? Kim öğretti sana okumayı? Hiç kimse. Bana palavra atıyorsun. Yanından uzaklaştım ve kapının eşiğinden cuma günü bana küçük atımı getirin dedim. O zaman göreceksiniz okuma bilip bilmediğimi. Parayı ödemediğimiz için elektrik şirketi evin elektriğini kestiğinden, akşam hava kararıp da jandira gaz lambasını yaktığında, yıldızı görmek için ayaklarımın ucunda yükseldim. Kağıt üzerine yapılmış bir yıldızdı bu. Altında da evi kem gözlerden korumak için bir dua vardı. Jandira beni havaya kaldır. Şu duayı okumak istiyorum dedim. Bu kadar palavracı olma Zezey. Çok işim var. Hadi kaldır göreceksin okuma bilip bilmediğimi. Dikkat et Zezey. Bu yaptığın oyunsa görürsün gününü. Beni kollarına aldı ve kapı çizgisinin üstüne kaldırdı. Hadi oku görelim bakalım. Ve okudum. Tanrı'dan evi kutsayıp korumasını, kötü ruhları uzaklaştırmasını dileyen duayı okudum. Jandira beni yere bıraktı. Ağzı açık kalmıştı. Zezey, duayı ezberledin sen. Benimle alay ediyorsun. Yemin ederim ki hayır Jandira. Her şeyi okuyabiliyorum. İnsan okuma öğrenmeden okuyamaz. Edmund'a dayı mı öğretti? Dindin hamı. Hiç kimse. Bir gazete yaprağı kapıp uzattı. Okudum. Yanlışsız okudum. Bir çığlık attı ve Gloria'yı çağırdı. Gloria da heyecanlandı ve aleyh diye koştu. 10 dakika içinde bütün komşular başarımı görmeye gelmişlerdi. Todaka'nın öğrenmek istediği şey de buydu. Sana okumayı Edmund'a dayı öğretti. İyi okuduğun zaman o da küçük atı alacağına söz verdi. Doğru değil bu, hayır. Ona soracağım. Sor, nasıl olduğunu bilmiyorum Todaka. Bilsem sana söylerdim. Peki hadi gidelim göreceksin bir şey gereksindiğinde. Canı sıkkın bir durumda elime yapıştı ve beni dönüş yoluna doğru sürükledi. Aynı zamanda öç alır gibi bir şey söyledi. Oh olsun sana küçük budala. Çok erken öğrendin çünkü. Şimdi bu yüzden Şubat'ta okula başlaman gerekecek. Ama bu Jandra'nın düşüncesiydi. Böylece evde bütün sabah başını dinleyecek, ben de uslu durmayı öğrenecektim. Gidip Rio Sapolo yolunda çalışalım. Ders yılı boyunca emrinde olacağımı, seni karşıdan karşıya geçirmekle zamanımı harcayacağımı sanma. Bu kadar çok şey bildiğine göre karşıdan karşıya geçmeyi de çabucak öğrenirsin. İşte küçük atın. Şimdi görelim bakalım dedi Edmund'a dayı. Gazeteyi açtı ve bana bir ilaç reklamındaki cümleyi gösterdi. Bu ilaç bütün eczanelerde ve eczan depolarında bulunur diye okudum. Edmund'a dayı gidip bahçeden Dindinha'yı çağırdı. Ana, eczaneyi bile yanlışsız okudu diye bağırdı. Bunun üzerine bana okunacak şeyler vermeye başladılar. Her verilerini okuyordum. Anneannem homurdanarak dünyanın sonunun geldiğini söyledi. Küçük atımı aldım ve yeniden Edmund'a dayımın boynuna atladım. O ara çenemi tuttu. Titrek bir sesle şöyle dedi. Çok yükseleceksin yumurcak. Adının Jos olması boşuna değil. Sen bir güneş olacaksın ve yıldızlar çevrende parlayacak. Onun gerçekten kafadan kontak olduğunu düşünerek yüzüne anlamadan baktım. Anlayamazsın dedi. Hazreti Yusuf'un Mısır'daki hikayesi bu. Büyüdüğünde anlatırım. Hikayelere bayılıyordum. Ne kadar karışık olursa o kadar seviyordum anlatılan hikayeyi. Küçük atımı uzun süre okşadım. Sonra başımı Edmund'a dayıma çevirip sordum. Sizce gelecek hafta büyümüş olur muyum?